Sahabe-i kiramdan radıyallahu anhum Cabir bin Abdullah Ensari bir sahabi Allah Teala'nın elveli oluşu Celle Celaluhu Müslümanların hayatında nasıl tecelli ediyor? Bu sahabiyle ona bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de biat alıyor Ensar'dan. En küçük biat edenlerden en küçüğü Cabir radıyallahu an babasının dokuz tane kızı var. Bir tane oğlu var. Ya şu bir baba Cabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr babası oğlunu almış, onu da Akabe'ye getirmiş. Peygamber Aleyhisselam'ı görsün. Ben yaşıyım. Belki ölür giderim. Oğlum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber Aleyhisselam'ın yolunda izinde yürüsün diye. Resulullah Aleyhisselam'a biat eder. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam Medine'ye gelir. Babası Bedir'e gider. Ama Cabir'in gitmesine müsaade etmez. Geride dokuz tane kız kardeş var. Onlarla biri alakadar olması gerekir. da giderken yine baba müsaade etmez. Ama anlar. Dermanı kalmamış. Mecali kalmamış. Küffar büyük bir güçle geliyor. Münafıklar giderken yolda ayrılmışlar. Orada şehadet var. Cennetin kokusunu alıyor. Evladım ben ilk ölenlerden, ilk şehit olanlardan olabilirim. Sana vasiyetimdir. Şunlar şunları yap. Resulullah Aleyhisselam'ın izinden, yolundan ayrılma. Bir de borcum var. Borcumu ödeyesin evladım der. Cabir radıyallahu anh babası gider. ...Uhud'dan geriye dönemez. Şehadet haberi gelir. Oğlu Hazreti Cabir... ...gider Resulullah Aleyhisselam'a. Babam der... ...ya Resulallah... ...büyük bir borç bıraktı. Dokuz tane kız kardeşim var. Hurma bahçemiz var. Fakat yetmez. Yıllar boyu ben... ...o hurmayı satsam... ...yine borcu ödeyemem. Alacaklar da Yahudiler... ...ya Resulallah. Borcu istiyorlar benim de gücüm kuvvetim yetmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı hasat ettiğin zaman beni çağırasın der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bekliyor haber. Hazreti Cabir radıyallahu an. Efendimiz aleyhisselamın en has talebelerinden birisi. Peygamber aleyhisselamdan tam 1540 tane hadisi rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderiyor. Hurmayı hasat ettim ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Şimdi diyor, Ud'u git de hurama e ebik. Babanın alacaklarını buraya çağır gelsinler diyor. Ud'u hurama ebik. Babanın alacaklarını çağır gelsinler buraya. Geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hurmadan veriyor onlara. Bütün alacaklara verdi. Hepsi aldılar. Sonra hurmaya baktım. Keennehu lem tenkus minhu temratun vahidetun. Tek bir hurma bile noksanlaşmamış. Ben diyordum ki bu hurmayı yıllar boyu satsam babamın borcunu ödeyemem. Bu adamlar Yahudi. Benden istiyorlar. Ne yapayım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağır dedi. Çağırdım Allah Resulü'nü. Sonra ud'u gurama abi. Babanın alacakları gelsinler. Geldiler. Sallallahu aleyhi ve sellem hepsine verdi. Hurma yığınına baktım, yığınlara baktım. Kaennehu lem tenkus minhu tamratun vahide. Tek bir hurma bile eksilmemişti. Allah dost, El-Veli Celle Celaluhu diyorsunuz. Cabir gibi bir öğrenci. Baba Uhud'da şehit olmuş. Evde dokuz kız kardeş var. O da Allah Resulü Aleyhisselam'la beraber hadis-i şerifleri dinliyor. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonrakilere aktaracak, rivayet edecek. Allah Teala o en zor zaman, o en dar anda ona imdad ediyor. Bununla alakalı Hazreti Cabir'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu halinin sair hadis mecmualarının rivayet ettiği çok hadisler var. Bir tanesi de Hendek Muharebesi'nde Efendimiz aleyhisselamla Hendek'e katılıyor. Babası sahireti irtihal etmiş. O müsaade etmiyordu. Hendek'te var. Gittim Resulullah aleyhisselama dedim ki Ya Resulallah bir taş çıktı taşı aşamıyoruz, kıramıyoruz. Siz gelir misiniz, orada müdahale eder misiniz diye. Efendimiz Aleyhisselam kalkıp geldi, taşa vurdu, taş yarıldı. Uzun rivayet, üç parçaya ayrıldı, üç defa vurdu. Baktık ki Allah Resulü Aleyhisselam karnına taş bağlamış. Efendimiz Aleyhisselam'da da açlık var. Gittim yanına, dedim ki Ey Allah'ın Nebisi Tuayyimun sana'na leke ve ashabik Bir azıcık bir yemeğimiz var. Onu sizin için yaptık ya Resulallah evimize gelir misin? Ondan önce Efendimiz Aleyhisselam'dan izin istemiş. Taş Allah Resulü'nün karnına görünce eve gitmiş. Hanımına hala anlatmış. Neyimiz var? Bir sağ arpamız var. Bir sağ arpa ne kadar olur kardeşlerim? 3 kilo kadar. 3 kilo 330 gram o kadar. O kadar bir arpa var. Küçücük bir oğlakları var, koyunları var. Onu keser o 3 kilo kadar olan arpayı öğütür, un yapar. Hanımı yoğurur, ocağa koyar. Gider Allah Resulü Aleyhisselam'a der ki: "Tuayyemun sana ana leke ya Resulullah." Küçük bir yemeğimiz var. Sizin için yaptık. Evimize gelir misiniz? Allah Resulü Aleyhisselam sorar ne kadar şu kadar. Peki der. Git bütün Ensar'a muhacire söyle ki onları eve davet ediyoruz. Bir hayret hali oluyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle emretti. Peki orada birkaç kişilik yemek var. Ensar'a muhacire yeter mi? Gittim eve hanıma söyledim. Bende bir mahcubiyet hali var. Eğer Peygamber aleyhisselam buyurduysa vardır bir hikmeti diyor. Efendimiz aleyhisselam ensar muhacir geliyorlar. Hepsine veriyor. İzdiham yok diyor. Ekmeği kendi alıyor. Mübarek eliyle kırıyor. içine et koyuyor. Teker teker sahabeye veriyor. Herkese yetiyor. Ondan sonra dönüyor. Hanımına diyor ki siz yiyin komşularınıza hediye edin, ikram edin. El Veli Celle Celalu. Allah dost olunca taştan su çıkarıyor. Olmazları olur hale getiriyor. Azıcık bir hurmayı Allah Teala bütün Cabir'in babasının alacaklarına yeter hale getiriyor. Allah'a dost olalım kardeşlerim. Namazla dost olalım. İslam'ın kızları Allah Teala'nın emirlerini yaşayarak Rabbimize dost olalım. Ela inna awliya Allahi la khawfun alehim ve la hum Dikkat edin buyuruyor. Adat tembi. İnne evliya Allah. Allah'ın dostlarına korku yok, hüzünlenme yok. Eğer dost olabilseydik Allah Azze ve Celle'ye. 2 milyar Müslüman evimiz, sokağımız, yüreğimiz, kalbimiz, lisanımız, yazdıklarımız, konuştuklarımız, bütün ameliyemizle Allah Azze ve Celle'ye dost olabilseydik, o dostluk nasıl sahabe-i kiramı Medine'den çıkarmış, cihana hakim kılmıştı, nasıl Söğüt'ten Osmanlı çıkarmış, Cen şehrinden cihan devleti Selçuklu'yu çıkardı, yeniden bizi çıkaracak, ama faizi, kumarı, fuhşu, bütün rezaleti yasaklayıp, ayaklar altına alıp, Allah'a, onun hükümlerine dost olursak, Allah Teala'nın dostluğunun tecellilerini göreceksiniz. O zaman ekonomik daralmalar, yorulmalar, döviz çıkmış, faiz biri tehdit ediyor. Hepsi hikaye olacak. Allah dost, Allah dost olunca kimin hangi tefecinin operasyonu başarıya ulaşabilir kardeşlerim. El veli celle celaluhu diyelim. Ona dost olalım. Dostlarına dost olalım. Müminlere dost olalım. Dostluğumuzun gereğini yapalım. Elimizi uzatalım. Ona imkanımız yoksa güzel sözlerle gönüllerini alalım. Kardeşlerim Allah Teala memleketimizi, alemi İslam'ı her türlü şerden muhafaza buyursun. Hastalıktan Rabbim halas ve kurtuluş ihsan eylesin.